Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size amigurumi erkek bebek modeli anlatacağım. Daha önce kızlar için yapmıştık. İlk defa erkekler için erkek bebek yapacağım. İlk defa yapacaksanız bile hiç tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Erkek kız olarak örmek istiyorsanız da saçını uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Şapkalı bir bebek olacak ama saç da yapacağız. Evet, bize ne lazım? İp olarak böyle elimde olan iplerimi değerlendireceğim arkadaşlar. Şöyle yeşil ipim var. Bu Alize Cotton Gold pantolonunu yeşille öreceğim. Ayakkabısını siyahla yapacağım ama sizinle birlikte siyah değil farklı bir renk kullanacağım. Çünkü kamerada görünmez. Ten rengi olarak da şöyle kar topunun ten rengi ipim var. Elimde bunu kullanacağım. Kaza için kırmızı, göz işlemesi için, pardon göz diyorum, ağız işlemesi için beyaz. Gözü için de şöyle, ben kursta böyle arkadaşlarımızla yapıyorduk. Keçe kullanacağım arkadaşlar. Göz için şöyle şu şekilde keseceğiz. Bunun yapımda beraber detaylı anlatacağım inşallah. Şöyle ağız kısmını biz beraber işleyeceğiz. Göz de hazır. 1 santimlik göz kullanacağım. Evet. Dediğim gibi elinizde olan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Sıfırdan ip de alabilirsiniz. Tığ olarak ise şöyle 3 numara 2,20 mm'lik tığla öreceğim. Eliniz sıkıysa büyük tığ kullanın. Eliniz genişse de küçük numara tığ kullanabilirsiniz. Santim olarak bitince size santim olarak vereceğim arkadaşlar. İğne lazım şöyle dikmek için. En önemlisi elyaf zaten şöyle tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Evet. Ayaktan başlayacağız. Şöyle iplerimi kenara alayım. Ayaktan başlayacağız. Sonra yukarıya doğru çıkacağız. Bacağının bir tanesini sizinle birlikte öreceğim. Diğerini kendim öreceğim. Şöyle tabanı siyah olarak ben ayarladım ama sizinle birlikte farklı bir renk öreceğim. Dediğim gibi. Şöyle keçeyi yapıştırmak için de tutkal kullanacağım. Kumaş tutkalı. Evet, şöyle. Evet, iplerimi kenara aldım. Hazırsanız. Hadi bakalım başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim mahcup etmesin. Ayağının bir tanesini bakın ben ördüm. Diğerini de sizinle birlikte yapacağım inşallah. Evet, siyah kısmını dediğim gibi farklı renkle öreceğim. Kamerada görünsün diye, net görünsün diye 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6. Elimizi burada çok sıkı tutmayalım arkadaşlar. 6 zincir çektikten sonra benimle aynı yapın. Çünkü aynısından 2 tane yapacağız. Elinizde hep aynı şekilde tutun. İkinci zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki zincire geçiyorum. Bir sık iğne. 3 tane de tek batacağım. Sıradakine geçiyorum. Tek batıyorum. Sıradakine geçiyorum. Tek batıyorum. Ne yaptık? İkinci zincire 3 tane sık iğne yaptık. Sonra her birine bir batarak devam ettik. 3 tane sık iğne yaptık. Son bir zincirim kaldı. Buna da 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın zincirin öbür tarafına geçmiş olduk. 3 tane tek batıyorum. Her birine bir. Birinciye tek, sıradakine tek. Sıradakine tek. Evet, 3 tane tek battıktan sonra sıramı tamamlamış oldum. Burada işaretleyici alalım. Şöyle şu ipi kullanacağım arkadaşlar. Kesmeyeyim. Bu ipimi aldım. Siz kesip de kullanabilirsiniz. Şuraya yerleştiriyorum. Evet, ilk sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 Aynı yere ikinciyi yapıyorum.
Sıradakine geçtim. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1. Aynı yere ikinciyi yaptım. 3 tane çift battım. Evet, kamerayı biraz indirdim. 3 tane çift battıktan sonra 3 tane tek batıyorum. 1. Her birini bir batarak ilerliyorum. İkinciye tek, üçüncüye tek battım. Evet, köşede yine her birine çift batacağım. Hemen karşındaki ilk sırama, ilk sık iğneme çift batıyorum. Birinciye çift battım. İkinciye çift. 1. Aynı yere 2. Üçüncüye çift. 6 tane çift batacağım. Üçüncüye çift battım. Dördüncü sık iğneme çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Beşinciye çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Altıncıya çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. 3 tane tek batıp sırayı tamamlıyoruz. Bakın. Birinciye tek, ikinciye tek, üçüncüye tek. Bu sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın. Tam denk geliyor. Denk gelmiyorsa yanlış yapmışsınız demektir. İşaretleyicimi aldım. İşaretleyici olarak ip kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Bu sırada bir tek bir çift batacağım. İlk sık iğneme tek batıyorum. Bir tek. Sıradakine çift batıyorum. Bir. Aynı yere 2. Bir tek. Sıradakine 2 batıyorum. 1. Aynı yere 2. Bir tek. Bir çift. 1. Aynı yere 2. Evet. 3 tane çift batmış oldum. 1. 2. 3. 3 tane çift battıktan sonra 3 tane tek batıyorum. 1. Her birine bir batıyorum. 2. 3. Yine bir tek bir çift batıyoruz. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine çift. 1. Aynı yere 2. 6 tane çift olması lazım. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine 1. Aynı yere 2. Bir tek. Bir çift. Üçüncü çiftimi yapmış oldum. Bir tek. Sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Dördüncü çiftimi yaptım. Bir tek. Sıradakine 2. 1. Aynı yere 2. Beşinci çiftimi yaptım. Bir tek. Sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Evet. Altıncı çiftimi yaptım. 3 tane sık iğne tek batıyoruz. 1. 2, 3. Evet, sırayı tamamladık. Toplamda 33 tane sık iğnemiz olması lazım. 2 tane yapacağımız için sayılar önemli arkadaşlar. Beraber sayalım. Siz de sayın, ben de sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33. Tam 33 tane. Evet, işaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Bu sırada şöyle arka teni alarak batıyorum. Taban çizgisi oluşsun diye ortadan dışa doğru batıyorum. Şöyle bakın. Normal şekilde değil. Şöyle ortadan dışa doğru sık iğne yapıyorum. Ortadan dışa doğru sık iğne. Artık artırmaya da eksiltme hiçbir işlem yapmıyorum. Evet, her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, her birine bu şekilde bir tane batarak sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim işaretleyicimi buradan çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum.
Artık normal şekilde bir sırada böyle her birine bir batacağım. Bakın normal şekilde batarak sık iğne yapıyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Her birine bir batarak bu sıramızda, bu son sıramız, bu sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Ayağımız hazır. Aynısından iki tane örersiniz. Yani birini yapmışken hemen diğerini de yapın isterim ben. Böyle ben hazırladım. Bakın ipimi de kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ipinizi biraz bırakıp kesebilirsiniz. Evet, ben ayağını bu renk yapmayacağım için bunu bırakıyorum. Siyah ördüğümü alıyorum. Şöyle siyah ördüğümü aldım. Son olarak şöyle bakın. Bu sonuncuyu çektim. Sık iğneyi söküyorum. Bakın iki telini aldık. Şöyle üçüncü, ikinciyi çekiyorduk ya. Onu çekmiyorum. Burada krem ipimi alıyorum. Beyaz da kullanabilirsiniz. Beyaz ipiniz varsa. Çorabı olacak arkadaşlar burası. Ten rengi de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Evet, bu şekilde bu iki telin içinden geçiyorum. Normal şekilde batıyorum. Her birine bir batıyorum. Şöyle. Bu iki ipi birbirine bağlıyorum. Ki açılma yapmasın. Ben tığ yardımıyla saklıyorum iplerimi sonra. Evet, bunu da işaretleyici olarak kullanabiliriz. İki sıra her birine bir batarak devam edelim bu şekilde. Sık iğnemiz var. Evet, iki sıra örelim. Evet, iki sıra ördüm. İki sıra ördüm. Nasıl anlıyorum? Bakın burada 1, 2. Buradan da sayarsam bakın 1, 2. Buradan anlıyorum. Şöyle buraya işaretleyici yerleştirelim. Şöyle bu ipimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Ucunu kesebiliriz de kesmeyebiliriz. Şöyle bakın buraya yerleştiriyorum. 14 tane tek batalım. Bir, her birine bir batarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sık iğne yaptıktan sonra 8 tane eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi nasıl yapacağız? Bakın. Karşındaki sık iğnenin bakın, bu şekilde ön telini alıyorum. Ön teline giriyorum. Bir sonrakinde ön teline giriyorum. Bu şekilde. Tekrar göstereceğim. Karşındaki ilk sık iğnenin ön telini alıyorum. Bir sonraki sık iğnenin de ön telini alıp bu ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Sıradaki iki sık iğnenin de ön telini alacağım. Bakın. İlkin ön telini alıyorum. Bir sonrakinde ön telini alıp sık iğne yapıyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Sıradaki sık iğneme geçiyorum. Bir. İkincinin de ön telini alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Sıradakinin ön teli, bir sonrakinin ön teli, dördüncü eksiltmemi yaptım. Sıradakinin ön teli, bir sonrakinin ön telini aldım. İkisine bir batarak sık iğne yaptım. 5. 6. 7 ve 8. 8 tane eksiltme yapmış olduk. 3 sık iğnem kaldı. Her birine bir batarak sıramı tamamlıyorum. 1 2 3. Evet. Ayak şeklini alması için ön kısımda 8 tane eksiltme yaptık. Toplamda 25 tane sık iğnemiz kaldı. 33'tü. 25 sık iğnemiz kaldı. Sayabilirsiniz.
Evet, burada da bakın bir üst sıraya geçtiğimiz işaretimiz burada. Yanlış yapmadığınızı buradan da anlayabilirsiniz. İşaretimi aldım, buraya yerleştirdim. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. Her birine bir batarak. Sıradaki sık iğnemi geçtim. 1. Her birine bir batıyorum. 2. 3. Ve 4. 4 sık iğne yaptıktan sonra ipim dolaştı. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırada sadece bir eksiltme yapacağız. Ne yapıyorduk? İlk sık iğnemin ön telini aldım. Bir sonrakinde ön telini alıp sık iğne yapıyorum. Ve her birine bir batarak bu sıramızı tamamlıyoruz. İşaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, her birine bir batarak işaretimin önüne kadar geldim. Bakın böyle bu şekilde duruyor. İşaretleyicimi çıkartıyorum, buraya yerleştiriyorum. Her birine bir batacağız. İki sıra her birine bir batarak devam edelim. Eksiltme, artırma hiçbir işlem yok. Her birine bir batarak iki sıra örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, iki sıra ördüm. İki sıra ördüğümü nasıl anlıyorum? Bakın işaretleyiciyi buraya yerleştirmiştim. İşaretleyiciden işaretleyicinin sol tarafındaki sıraları sayıyorum. Bakın, 1, 2. Sağ tarafından da bakarsak bu kısmı saymıyoruz. Çünkü buradan itibaren başladık. Bu sağ tarafındaki ilk sırayı saymıyorum. Ondan sonraki 1 ve 2. Oradan anlıyorum ki iki sıra örmüşüm. Burada yeşil ipime geçeceğim. Şöyle yine son sık iğnemin son çektiğim telini söktüm. Bakın iki ilmeğim var. Tığımda dediğim gibi yeşil ipimi alıyorum. Sık iğnemizde 24 tane arkadaşlar. 24 tane sık iğnemiz var. Dilerseniz sayın, yanlış olmasın. Evet, yeşil ipimi aldım. Siz hangi renkli yapacaksanız bu iki telin içinden geçtim. Blue yapacağız. Amigurumi tekniği. Blue içinde şöyle sık iğneni bakın yine şöyle şu şekilde batıyorum. Arka telini alarak sık iğne yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Normal şekilde değil, şöyle ortadan dışa doğru ayağını yaparken yaptığımız gibi bu şekilde tek telini alarak sık iğne yapalım. Her birine bir batıyorum. Her birine bir batarak sıranın soluna başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk başladığım yere de batıyorum tek telini. Sonra yeşile gelince normal şekilde sık iğne yapıyorum. Her birine bir batıyorum. Böyle. Burada ipimi genişlettim. Krem ipimi kesiyorum. Şöyle kesiyorum. Burada krem ve yeşil ipimi birbirine bağlıyorum ki sorun çıkarmasın. Araya sıkıştırınca mutlaka ileride çıkabiliyor. Hani çocuklar oynadığı için böyle esnetiyorlar, çekiştiriyorlar. Çıkabiliyor o yüzden. Ben mutlaka bağlıyorum. Şöyle siyah ipimi de keseyim. Şöyle garanti almak isterseniz de dışarı çıkmasın diye çıkmaz ama şöyle krem şöyle şuradan geçirip bir zincir çekiyorum. Böyle bu şekilde de işinizi garantiye alabilirsiniz. Yeşil de aynı şekilde. Şöyle bakın mesela şuraya geçiriyorum. Tığımı. Burada bir zincir çekip bu şekilde de bırakabilirim. Şöyle çektirip. Evet, tamamdır. Her birine bir batarak devam edeceğiz. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. İşaretleyici koymamıza da gerek yok. Şuradan itibaren sayarız. Ben 14 sıra öreceğim arkadaşlar. Böyle her birine bir batarak
14 sıra örelim. Buradaki gibi. Sonrasını göstereceğim. Evet, 14 sıra ördüm. 14 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Bakın şu başladığımız sıra. Buradan anlayabilirsiniz. Şöyle sağ tarafa doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sol taraftan yani buradan da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oradan anlıyorum. Tam ilmeğim de bakın bu hizadan tam şöyle burası buradan birleştireceğiz. O yüzden bu ilmeğim tam bu ayağım bakın bu orta kısmında kalsın. Burada ipinizi kesin arkadaşlar. Ben kesmeyeceğim. Siz kesin. Kestikten sonra hazır ipimiz elimizdeyken şöyle şu kısmı yapacağız. Ben ne yapacağım? Şöyle ipin bir tanesini içinden bir tanesini dışından çıkarmıştım. O şekilde yapacağım. Şöyle. Ya ikincisini yaparken bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle şurada kalsın. Dediğim gibi kestikten sonra şöyle ilmeğimi genişleteyim. Hatta bir tanesini tam burada keseceksiniz arkadaşlar. Diğerini de şurada. İkinciyi de şuraya gelip şuradan bitireceksiniz ki birleştirelim. Evet, dediğim gibi siz ilkini buradan kestiğiniz için ilkini kesin, ikinciyi kesmeyeceksiniz. Beni bekleyin. Evet, şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle arka teline batmıştık hatırlarsanız. Şöyle şu şekilde. Burada çizgi şeklinde kram ipim görünüyor. Şöyle sık iğne yapacağım. Buraya başına dolamadan batıyorum. Sıradakine geçiyorum. Bakın bu şekilde. İçine de hafif elyaf koydum böyle tutabileyim diye. Siz de koyabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde. Sıradaki bakın bu çizgi şeklinde duruyor karşımda. Böyle girerek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tutuyorum ve bakın böyle giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Krem ipim arada görünsün istemiyorum. O yüzden bu şekilde batıyorum. Şöyle bakın. Böyle girip sık iğne yapıyorum. Eminim anladınız. Böyle. Buradan girip şuradan çıkarak sık iğne. Her birine bir batıyoruz. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Şöyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın. Buradan da şöyle şu şekilde batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Evet, şöyle krem görünecek gibi mi diye bakıyorum. Biraz da görünüyor. Ne yapalım burada? Görünsün o kadar. İç kısmı girecek zaten. Şimdi ilk yaptığım sık iğnem karşımda. Onun tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Pek de görünmedi gördüğünüz gibi. Bir zincir aynı yere hemen sık iğne yapıyorum. İkinci sıraya gidiyoruz. Her birine bir batarak bu ikinci sıramızda tamamlayalım. Evet, ikinci sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine şu şekilde batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. İçeri saklamak adına. Şöyle çevirdim. Şöyle biraz ileriden girip ilmeğimi içe çekiyorum. Buradan bir zincir çektim. Şöyle içeriden bu yeşil iplerimin fazlasını içeri alıyorum.
Şöyle yeşil kısma girip diğer ipin ucunda içeri alıyorum. Burada şöyle biraz şey yapıp tığ yardımıyla zincirde çekebilirsiniz. İki ipi birbirine bağlayabilirsiniz şöyle. Biraz zor olacak kameradan. Ben iki ipi birbirine bağlayıp döneceğim. Hatta göstereyim, bakın bu şekilde katladım. Şöyle iki ipi çektirip içeriden iyice sıkıca bağlıyorum. Şöyle. İşimizi garantiye alalım. Evet, fazlalıklar içeride kalsın, dışarı çıkmazlar artık. Evet, içine biraz daha elyaf yerleştirebiliriz. Tamamdır. Evet, diğer ayağı da bu şekilde yaparsınız bu kısmını. Evet, bunu tamamladık. İpimizi de kesmiştik, hatırlarsınız. Birincini keseceksiniz, ikinciyi kesmeyeceksiniz. Şimdi ikinci de aynı şekilde başlayın arkadaşlar. Aynı şekilde başladınız. Ve buraya kadar, yani geldiniz, buradasınız. Sonra burada bakın. Şöyle birleştirmem lazım. Şöyle birleştirmem lazım. Ne yapalım? Hatta diğerini arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu buradan kalsın çünkü şuna devam edeceğiz. Şöyle şunu sökelim. Evet, şöyle şunu şöyle söküyorum. Bunu bitirdik. Yani ikinciyi de bitirdik. Şöyle birleştireceğiz. Çünkü ayak parmakları bu buraları diyelim. Ayak uçları. Şöyle tam böyle denk gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle göz kararı yapacağız. Çünkü elimiz farklı olabilir. Şöyle şu yan taraf tam ortaya, şuraya gelecek şekilde de yapabiliriz. Şöyle söküyorum. Tam ortaya geldi diye düşünüyorum. Bu da zaten tam ortada. Şöyle bakın. Şöyle şu şekilde. Evet, burada şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Belki lazım olur. Açıklık olursa kapatırız. Evet. Böyle daha garanti. Şöyle. Burada iki bacağı birleştireceğiz. Dört tane zincir çekelim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Şöyle. Şuraya bakın. Sıradaki sık iğne yuvasına başına dolamadan batıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Şuradaki buraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın. Şöyle en son buradaki ipimi kestiğim sık iğnemin üzerindeyim. Onun üzerine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın. Bir sık iğne yaptım. Şimdi şöyle şu dibine, yani aynı yere batarak ilmek alıyorum. Çekmiyorum. Ve karşıdaki bakın bu zincire, hatta buraya da batabiliriz, bakın buraya da batabiliriz şöyle şu şekilde, ya da zincire batalım. Zincire batıyorum, ilmeği alıyorum, dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum. Burada boşluk oluşmadı. Bir tane de sık iğne yapmış olduk. İkinci zincire sık iğne. Üçüncü zincire sık iğne. Şöyle buradaki dördüncü zincirime sık iğne yaptım. Sonra bakın buradaki son sık iğnemin dibine giriyorum. İlmek alıyorum. Bir sonraki sık iğneme giriyorum. İlmek alıyorum ve dolayıp üçün içinden geçiyorum. Evet, ve her birine bir sık iğne yaparak İlerliyorum. Şöyle görüntü bu oldu. Her birine bir sık iğne yaparak devam edelim. Şöyle buradaki zincirimize kadar gelelim.
Evet, şöyle göstereyim, dediğim yere kadar geldim. Bakın zincirin bu tarafını daha örmedik, öbür tarafı ördük. Ayak uç kısmındayım. Hemen sık iğnenin karşılarına sık iğne yapıyorum. 4 tane zincirin yani sık iğnenin karşısı zincir. Zincir 4 tane çekmiştik. Her birine bir batıyorum. 2 3 ve 4. Yoluma devam ediyorum. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, şu yan kısma kadar gelelim. Şöyle tutuyorum, bakın bir sıra örmüş olduk. Birleştirdik ve bir sıra ördük. Bu yan kısım tam ortada. Şöyle. Yan kısım tam ortada kalacak şekilde buraya işaretleyici koyuyorum. Bir sıramızı ördük zaten. 9 sıra hiçbir işlem yapmadan her birine bir sık iğne yaparak devam edelim. Dediğim gibi 9 sıra düz bir şekilde ilerleyelim. Artık bilirsiniz. Sık iğneleri de saymadık. Ben bir sayayım arkadaşlar, kaç tane olmuş. Evet, saydım. 56 tane sık iğnem var arkadaşlar. Evet, sizinki bir eksik ya da bir fazla olabilir, sorun olmaz. Yine benimki aynı sayıda olsun diyorsanız, eksikse bir tane artırma yapabilirsiniz. Yani bir yuvaya çift batabilirsiniz. Fazlaysa bir tane eksiltebilirsiniz, size kalmış. Evet. Dediğim gibi 9 sıra örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, 9 sıra ördüm. 9 sıra ördüğümü yine tekrar gösteriyorum, nasıl anlıyorum. Buraya işaretleyici koymuştuk. Sol tarafından sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle sağ taraftan da bakın, öncesinden bu sırayı saymıyorum. Ondan sonra başladığım için bir sonrakileri sayıyorum. 3, 6 ve 9. Evet, şöyle. Tam üzerindeyim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane eksiltme ile başlıyoruz. Hemen burada bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar göstereyim. Sıradaki sık iğnenin ön telini alıyorum. Bir sonrakinin ön telini alıyorum ve ikisine batarak sık iğne yapıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. 26 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 her birine bir batarak 4 5 6 7 Evet, işaretleyici koymadık. Şöyle sık iğne yaptığımız yerden bakın. Şöyle tekrar göstereyim. O eksiltme yaptığımız yerin öncesine işaretleyicimizi koyalım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şöyle işaretimi çıkartıyorum, buraya yerleştiriyorum. Ve eksiltme ile başlıyorum. 26 tane sık iğne yapalım. Her birine bir batarak. Evet, 26 sık iğne yapıp döneceğim. Evet, 26 tane sık iğne yaptım. Burada da bir tane eksiltme yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin ön telini aldım. Bir sonrakinde ön telini alıp ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Bu sırada sadece iki tane eksiltme yapmış olduk. Ve her birine bir batarak devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar, işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, sıramı tamamladım. 54 tane sık iğnem var arkadaşlar. 54 sık iğnem var. İşaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Bu sırada 7 tane öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. 7 tane sık iğne yapıyorum. Her birine bir batarak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi 2
tane sık iğnenin ön tellerini alarak ikisine bir batarak sık iğne yapıyoruz. Birinci eksiltmemi yaptım. Yine 7 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane eksiltme yapıyorum. 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, 7 sık iğne bir eksiltme yaparak işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son 7 tane sık iğne yaptım. Son eksiltmemi de böyle yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. 6 tane eksiltme yaptık. 48 tane sık iğnemiz var. İşaretleyicim aldım, buraya yerleştiriyorum. Hatta yerleştirmiyoruz arkadaşlar. Burada kırmızı rengimize geçiyoruz. Tabii siz hangi renk yapıyorsanız. Şöyle yine son sık iğnemin son çektiğim telini bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Ve kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle yoluma devam ediyorum. Her birine bir batıyoruz. En son eksiltme yapmıştım. Sıradaki sık iğnemi sık iğne yapıyorum. Evet. Bu şekilde her birine bir batarak, pardon, blue yapacağız arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kafa gitti. Evet, tek teline batacağız. Çok özür dilerim dediğim gibi. Şöyle bu şekilde her birine böyle arka telini alacak şekilde sık iğne yapıyoruz. Evet, böyle sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şuradaki sık iğneme de battım. Tamamdır. Şimdi normal şekilde sırayı tamamladıktan sonra normal şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Her birine bir batıyoruz. Bu şekilde 16 sıra işaretleyici koymamıza gerek yok. Buradan itibaren sayarız. Evet, burada yeşil ipimi de keseyim. 16 sıra öreceğiz ama şimdi biraz elyaf dolduralım arkadaşlar. Sonra zor olur. Şöyle bu iki ipi birbirine bağlıyorum. Evet, dediğim gibi biraz şöyle. Elyaf dolduralım arkadaşlar. Sonra 16 sıra kırmızıyla 16 sıra öreceğim. Size sonrasını göstereceğim. Evet, 16 sıramı tamamladım. Şöyle beraber sayın bakın. Şuradan sonrasını sayıyorum bakın. 3, 6, 9, 12, 15, 16 sıra ördüm, oradan anlıyorum. Burada işaretleyicimi buraya hemen yerleştiriyorum. Eksiltme yapacağız. 6 sık iğne öreceğiz. Bir tane de eksiltme yapacağız. Her birine bir batarak 6 tane sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin ön telini aldım. Bir sonrakinin ön telini alıyorum ve bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane eksiltme yapıyorum. 6 tane ör. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane eksiltme yap.
Evet, 6 ör 1 eksiltme yap. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, en son 6 tane ördüğüm son eksiltmemi yapıyorum. Ve sırayı tamamladım. 6 tane eksiltme yapmış oldum. 42 tane sık iğnem kaldı. Saymak isterseniz. Evet, en son eksiltme yaparak sırayı tamamladıysanız doğru yaptığınız anlamına gelir. İşaretleyicimi aldım, buraya yerleştiriyorum. Bu sırada 5 tane sık iğne yapacağız, 1 tane eksiltme yapacağız. 1, 5 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tek battım, 1 tane eksiltme yapıyorum. 5 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane eksiltme yapıyorum. Evet. Evet. 5 tek 1 eksiltme. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. 5 tek yaptım en son. Son eksiltmemi yapıyorum. Ve sıramı tamamladım. 36 tane sık iğnem oldu. İşaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Bu sırada da 4 tane tek batacağız. 1 tane eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane tek sık iğne yaptım. 1 tane eksiltme yapıyorum. Evet, omzumda kuş var. O yüzden ses gelebilir. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. 1 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 4 ör 1 eksilt. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 4 ör 1 eksilt yaptım. En sonunda eksiltmemi yaptım. 30 tane sık iğnem var. İşaretleyicimi buraya yerleştiriyorum. Bu sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. 1 tane eksiltme yapıyorum. Evet, 3 ör 1 eksilt. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 3 ör 1 eksilt yaparak sıramı tamamladım. 24 tane sık iğnem kaldı. Evet, burada ten rengine geçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde söküyorum yine. İpimi de bu tarafta bırakıyorum. Burada yaka yapacağım sonra, o yüzden çıkıntı yapacağım. İpimizi böyle kendimize doğru alalım, burada bırakalım. Ten rengi ipimi aldım. Şöyle geçiyorum. İlmeği içinden şöyle işaretleyicimi çıkartayım artık. Şöyle arka teline batarak sık iğne yapacağım. Bu şekilde arka teline batarak her birine bir sık iğne yapalım. Evet, bacaklarını şöyle iyice doldurun arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar doldurun. Sonra gerisini doldururuz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bu sırayı tamamladıktan sonra ben de iyice orayı, o kısmı dolduracağım. Evet, şöyle arka teline batarak sık iğne yapalım. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldiğim, şöyle şurada içerideki ipimizi sabitleyelim arkadaşlar. Onu da göstereyim. Sonra sorun çıkarmasın. Şöyle şuraya batıyorum. Ten rengi ipimi arkadan batacağım inşallah. Şöyle ilmeği buradan geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Evet. Zincirle sabitledim. Yoluma devam ediyorum. Her birine bir sık iğne yapıyoruz. 24 tane sık iğnemiz var. Evet, sıranın sonuna gelelim.
Evet, sırayı tamamladım. Ben bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Bir sıra daha örelim. Sonra ipimizi kopartacağız. Her birine bir batarak bir sıra örelim. Boyun kısmı bu kadar olacak. Eğer ki geniş geldiyse 2 ya da 3 tane eksiltme yapabilirsiniz. Şöyle 5 sık iğne de bir eksiltme yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben yeterli diye düşünüyorum. Evet, tamamdır. İpimi burada şöyle dikmek için uzun bırakıyorum. Boynu dikmek için kafasına ve kesiyorum. Evet, bu şekilde bıraktık. Kırmızı ipimizi de zaten yarım bırakmıştık. Burada şöyle yaka kısmı oluşsun diye şöyle batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle şu şekilde batalım arkadaşlar. Böyle. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle ilk yaptığım şöyle sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle burada ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle şu kadar. İçeride saklayacağım o yüzden. Şöyle ters kısmını çevirdim. Şöyle şuraya batıyorum. İlmeğimi buradan içeriye çekiyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle iyice sıkıladım. Çekiyorum. Buradan da içeriye alıyorum. Şöyle. İçeriye aldım. Evet, burada da dışarıya çıkmasın diye burada da bir zincirle sıkılıyorum. Fazlasını kesebiliriz. İçinde de bırakabiliriz. Keselim. Evet. Gövdemiz hazır. Sadece şu ayrıntıyı bıraktık. Onu da beraber. Evet. Şöyle ne yapacağım? Yeşil ipimle yapacağım arkadaşlar. Şöyle kazağını pantolonun içine koymuş gibi dursun istiyorum. O yüzden şöyle bir süre geçiş çizgisi. Bakın burada. Oradan başlayalım. Yeşil ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle. Şu şekilde batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, bakın böyle. Şu şekilde batarak sık iğne yapalım. Bu çizginin olduğu kısma doğru batıyorum. Yuvadan buraya doğru. Her birine bir batıyoruz. Burada yaptığımız gibi iki sıra öreceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, şöyle sıranın sonuna geldiğim ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir sıra yeterli oldu arkadaşlar. O yüzden devam etmeyeceğim. Dilerseniz bir sıra daha gidebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle ipimi kesiyorum. Şöyle içe doğru çekeceğim. Burada şöyle bir zincir çekeceğim. Sabitlemek adına. Şöyle şuradan girip ipimin fazlasını içeri çekiyorum. Evet, fazlasını buradan kesiyorum. Evet, gövdemiz hazır arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi içine buradan iyice el yaflarımızı dolduralım. Sonra da kolun yapımına geçelim inşallah. Şöyle kenara alayım. Kırmızı ipimi alayım. Evet, kolunu da bu şekilde yapacağız. Ben bir eşini yaptım. Diğer eşini de sizinle birlikte yapacağım. Şöyle kenarda kalsın. Kırmızı ipimi alıyorum. Omuz hizasından başlayacağız. Uca doğru, parmaklara doğru öreceğiz. Yine sihirli halka yaparak başlayacağım. Şöyle tutuyorum ipimi, baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle sağ elimden geri sol elimi alıyorum. Bir zincirle kapatıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra şöyle ipimi çektiriyorum. Şöyle işaretleyeceğim. Şimdi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. İlk sık iğnemi sık iğne yaparak başlıyorum. Her birine 2 batacağız yine. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 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 Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. 12 tane sık iğnemiz olması lazım. Yine de sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olmuş. İşaretleyicimi çıkartıyorum. İğnemi genişlettim. Şöyle çektirip düğümümü atıyorum. Evet, işaretleyici olarak yine ipimi aldığım buraya yerleştiriyorum. Bu sırada bir tek bir çift batacağım. İlk sık iğneme tek battım. Sıradakine geçiyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir tanesine tek, bir tanesine çift batıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir tek, sıradakine iki tane batıyorum. Bir, aynı yere iki. Evet, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, sıradakine çift batıyorum. Bir, aynı yere iki. Evet, sıranın sonuna geldik. En son çift batarak tamamladık. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Bu sık iğnemin önüne yerleştiriyorum. Toplamda 18 tane sık iğnem, 12, pardon, evet, 16, 18 tane sık iğnem oldu. Şimdi her birine bir batarak devam edeceğim. 4 sıra bu şekilde her birine bir batarak devam edeceğiz. Evet, 18 tane sık iğnem oldu. İşaretleyicimi yerleştirdim. 4 sıra hiçbir işlem yapmadan devam edelim. Evet, 4 sıra örüp döneceğim. Evet, 4 sıra artırma eksiltme hiçbir işlem yapmadan devam ettim. Nasıl anlayacağım? Şöyle işaretleyici buraya koymuştuk. İşaretleyiciden sonraki sol taraf sıralarını sayıyorum. 1 2 3 4. Öncesinde de bir üst sırayı sayıyoruz. 1 2 3 4. Buradan anlıyoruz. Şimdi şöyle son sık iğnemi söküyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Burada farklı bir işlem uygulayacağız. Evet, ten rengi ipimi aldım. Sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi ipim kendime doğru olacak. Arka telini bakın. Şöyle. Arka telini alarak sık iğne yapacağım.
ön tenini değil. Kırmızı da ayırdım, ipimi kesmiyorum. Ön tenine batarak bir sıra sık iğne yapacağım. Bu sırayı gittikten sonra. Evet, arka teli alarak sık iğne yapıyorum. Her birine bir batıyorum. Evet, bu şekilde batıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle görünüyor mu? Böyle. Evet, ilmeğimi genişlettim. İçeriden ipimi de sabitlemek istiyorum. Şöyle çektiriyorum. İçeriden şöyle geçirdim. Burada bir zincir çekeceğim. Ve bırakıyorum. Şu içerideki kırmızı ipimi de şöyle çekiyorum. Fazlasını kesiyorum. İşaretleyici olarak kullanırım. Evet. Ten rengi ipimi bıraktım. Şöyle bir zincir çekeyim. Açılmasın, ya da iki zincir çektim, bıraktım. Kırmızı ipimi kendime doğru bırakmıştım, gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Ön teli var. Kırmızı son sıranın, sık iğnenin ön teline girerek burada bir zincir çekiyorum. Aynı yere hemen bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin ön teline giriyorum, sık iğne yapıyorum. Sıradakine geçiyorum, sık iğne yapıyorum. Her birine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu şekilde. Evet, sıranın sonuna, başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. İlk başladığım zincirimde tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle çeviriyorum. İlmeğimi buradan içe doğru çekiyorum. Şöyle ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle içeride saklamak adına. Tamamdır. Kırmızı kolu kısa tişört yapmış olduk. Bir kolunu. Şöyle ipimi içe alıyorum. Bu içeride bir zincir çekeceğim. Şöyle herhangi bir kırmızı tele girip bir zincir çekiyorum. Fazlasını kesiyorum. Evet, tamamdır. Fazladan iki zincir çekmiştim. İkisini de söktüm. Yoluma devam ediyorum. Artık bakın bir sıra örmüştük. Sık iğnemin şöyle normal şekilde tepesine batıyorum. Her bir sık iğneye ten rengine sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu şekilde 14 sıra öreceğim. Evet, 14 sıra örüp döneceğim. Evet, 14 sıra ördüm. 14 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım? Bakın burada hatırlarsanız ipi içeri doğru saklamıştık, kırmızı ipimizi. Oraya şöyle kendime doğru yatırıyorum. Bakın burada. Buradan anlıyorum. Şöyle sağa doğru bakın. Şurada sağa doğru sayarsam 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sol taraftan da bakın burada diğer renge geçmişim kırmızıdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Buradan anlıyorum ki 14 sıra örmüşüm. Evet, burada biraz içine elyaf dolduralım arkadaşlar. Sonra zor olur. Şöyle kola çok elyaf bastırmak istemiyorum. Yumuşak olsun istiyorum. Evet, şöyle. Tamamdır. Sonra biraz daha koyarız. Evet, şöyle yumuşak olsun. Burada işaretleyici alıyorum. Yerleştiriyorum. 4 tane sık iğne yapalım. Her birine bir batarak. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmemi yine şöyle bakın. Sık iğnenin ön telini aldım. Bir sonraki sık iğnenin ön telini alıyorum. Ve bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. 4 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Evet, eksiltmemi yapıyorum. Sık iğnenin ön telini aldım. Diğer sık iğnenin ön telini alıp sık iğne yapıyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin ön telini aldım. Diğerinin ön telini alıyorum. Eksiltme yapıyorum. İşaretleyicimi çıkardım. Buraya yerleştiriyorum. Evet, bir üst sıraya geçmiş olduk. 15 tane sık iğnemiz oldu. 3 tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi şöyle parmağın, baş parmağını yapacağız. Şöyle bir sık iğne yaparak ilerliyorum. 2 her birine bir batıyorum. 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Sonra tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Sonucudan geçmiyorum. Yarım trabzan. Tığıma doladım. Aynı sık iğneye giriyorum. İlmeği alıyorum. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Sonuncudan geçmiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Şöyle. Evet. 4 tane yarım trabzan yaptık. Doladığım bütün ilmeklerin içinden geçiyorum. Kapatmadan hemen sıradaki sık iğneme sık iğne yapıyorum. Şöyle başına dolamadan batıyorum. Ve her birine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, şöyle biraz daha elyaf koyabiliriz artık. Şöyle. İşaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. 3 sıra hiçbir işlem yapmadan devam edeceğim. Her birine bir batacağız. Şöyle. Evet, şöyle bakın, buraya da batıyorum.
3 sıra devam edelim. İşaretleyicimizi çıkarmamıza gerek yok. Tamamlayıp döneceğim. Evet, 3 sıra hiçbir işlem yapmadan devam ettim. 3 sıra yaptım. Nasıl anlıyorum? İşaretleyicim buradaydı. Sola doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Sağ taraftan da işaretin öncesindeki sık iğne sırası değil, bir sonrakileri sayıyorum. 1, 2, 3. Buradan anlıyorum ki 3 sıra örmüşüm. Az biraz daha elyaf koydum. Şimdi sırf eksiltme yapacağız. Şöyle dilerseniz işaretleyicimizi buraya alalım. Şöyle daha kolay olur anlatım. Sıradaki sık iğne ön teline batıyorum. Bir sonrakinde ön teline batıyorum. İkisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sırf eksiltme yapıyoruz. İkinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. İki sık iğnemi ön teline batarak sık iğne yapıyorum. 4. Beş. Altı. Ve 7 tane sık iğne yaptım. Son 8.ye de bir sık iğne yapıyorum. Ve şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum. Tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Burayı da iğneyle kapatacağız. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum ki burayı iğneyle kapatalım. Şöyle zincir çekip bırakıyorum. Evet. Aynısından iki tane yaparsınız arkadaşlar. İki tane yaptıktan sonra böyle ağız kısımlarını beraber kapatalım. Uç kısmı, parmak uçlarını. Evet. Ben iğnemi alayım. Evet, şöyle iğnemi, ipimi geçirdim. Şöyle şu şekilde bakın. Buradan geçiyorum. Karşıdan şöyle dış telini alacak şekilde dikelim. Şöyle şu boşluktan çıkıyorum burada. Yeterli diye düşünüyorum bakın. Şöyle kapattık. Burada bir düğüm atacağım. Şöyle içeriden çekiyorum. Burada da düğüm atmak istiyorum, iyice sabitlensin. Şöyle aynı yerden girip düğümü içeri aldım ve fazlasını kesiyorum. Evet, kollarımız da hazır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi kafasına geçeyim. Şöyle kenara alayım. Kafası için sihirli halka yapacağız. Şöyle bakın. Bu şekilde parmağımın etrafına sarıyorum. Oluşan sihirli halkamı sol elime alıyorum. Yuvaya girip bir zincir çekiyorum. 6 tane sık iğne yapalım. İlk sırayı biraz elimizi geniş tutabiliriz. 2 3 4 5 6. Halkamı kapatıyorum. Şöyle çektirip işaretleyici olarak bunu kullanayım. Şöyle buraya yerleştiriyorum. Her birine 2 sık iğne yapacağım. İlk sık iğneme 1. Aynı yere ikinci yapıyorum. Hem de sayalım arkadaşlar. Sıradakine geçiyorum. 3. Aynı yere dördüncü yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. 5. Aynı yere altıncı yapıyorum. Çift batıyoruz. Sıradakine geçiyorum. 7. Aynı yere 8. Sıradakine geçtim.
9, aynı yere 10. Sonuncuya geldim. 11, aynı yere 12. Evet, ikinci sırada 12 tane sık iğnem oldu. İşaret değişimi çekiyorum. Şöyle ilmeğimizi genişletelim. Tersinden bu oluşturduğumuz halka ipini iyice çektiriyorum ve düğüm atıyorum. Evet, iki tane düğüm atacağım şöyle. İşaretleyici olarak bu ipi kullanacağım. Siz ipi koparıp da kullanabilirsiniz. Evet, ipimi aldım. Bu sık iğnemin önüne yerleştiriyorum şöyle şu şekilde. Bir tek bir çift batacağız. Birinciye tek battım. Sıradakine iki sık iğne yapıyorum. Bir. Aynı yere iki. Bir tek. Bir çift batıyorum. Bir. Aynı yere iki. Bir tek. Bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift batıyorum. Bir tek, bir çift. Evet, bir tek bir çift yaparak sıranın sonuna geldik. En son çift battıysak doğru yapmışız anlamına geliyor. İşaretleyicimi buradan çıkartıyorum. 18 tane sık iğnem oldu. Buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Bu sırada 2 tane tek, 1 tane çift batacağım. 2 tane tek batıyorum. 1 tane çift. 1. Aynı yere 2. 2 tane tek. 1. Sıradakine de tek batıyorum. 2 oldu. Sıradakine 2 sık iğne yapıyorum. 1. Aynı yere 2. 2 tek, 1 çift. Evet, 2 tek, 1 çift yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 2 tek, 1 çift batarak sıranın sonuna geldim. En son çift battıysam doğru yapıyorum anlamına geliyor. İşaretleyicimi çıkardım, buraya yerleştiriyorum. Bu sırada da 3 tane tek, 1 tane çift batacağız. Mantık bu şekilde. Her sırada teklerimiz 1 tane artıyor. Evet, bu sefer 3 tane tek, 1 tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 3 tane tek, 1, 2, 3. 3 tek battım, 1 tane çift batıyorum. 3 tane tek, 1, 2, 3. 1 tane çift. Evet, 2 tek, 1 çift battık. 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 tek 1 çift batıyoruz. 30 tane sık iğnemiz olacak. 3 tek 1 çift. 3 tane tek 1 2 3 1 tane çift 1 aynı yere 2 3 tane tek 1 2 3 1 tane çift. Bakın sonuncuya çift denk geldi. Doğru yapıyorum anlamına geliyor. İşaretleyicimi çıkardım. Buraya yerleştiriyorum. Bu sırada da 4 tane tek, 1 tane çift batacağım. 2, 3, 4 tane tek battım. 1 tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 4 tek, 1 çift yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Bir sonraki sırada 5 tek, 1 çift. Bir sonraki sırada 6 tek, 1 çift. Her sırada işaretleyicinizi bir yukarıya alın ki karışmasın. Bu şekilde devam edeceğiz. 10 tek 1 çift olana kadar örelim. 72 tane sık iğnemiz olacak. En son dediğim gibi 10 tek 1 çift olana kadar devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi 10 tek 1 çift olana kadar devam ettim. 72 tane sık iğnem var. Şimdi işaretleyici alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Artık düz bir şekilde devam edeceğim. Her birine bir tane batacağım. Artırmalarımızı tamamladık. Şöyle şeklini alsın diye 16 sıra artırma, eksiltme hiçbir işlem yapmadan devam edeceğiz. İşaretleyicimiz burada kalsın.
Yerini değiştirmeyin arkadaşlar. Bu şekilde oradan anlayacağız kaç sıra ördüğümüzü. O yüzden değiştirmeyelim. Böyle her birine bir batarak 16 sıra örelim. Evet, şurada düğüm oluşmuş. Evet, 16 sıra hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde devam ettim. Şöyle işaretimin sola doğru sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 16 sıra örmüş oldum. Burada gözlerini yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bunu kenara alayım. Keçe keseceğim. Keçeyi nasıl ayarlayacağız? Şöyle ben ilk önce kağıtla şöyle ölçüsünü ayarladım. Ne yaptım? Şöyle bakın. Mezura ya da cetvel yardımıyla şöyle 2,5 santimden biraz az, gördüğünüz gibi bu şekilde kestim. Sonra şöyle 1 santimden, bakın şöyle 1 santimden biraz fazla da şöyle işaretleyip 1 santim 1 milim diyelim. Şöyle bu şekilde kesiyorum. Göz şekli için böyle güzel olsun istiyorum, o yüzden. Sonra elime aldığım şöyle şeklini vereceğim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Tabii bu pek güzel olmadı sanki. Şöyle bakın. Ve şu şekilde. Evet, nasıl güzel oluyorsa o şekilde ayarlayın. Böyle ilk önce kağıtla yapın. Evet, direkt keçeyle başlamayın arkadaşlar. Sonra keçeyi de aynı 2,5 santim eninde bu şekilde kesin. Sonra ben şöyle şu şekilde, bakın bu daha düzgün çıktı. Şöyle yerleştiriyorum, bakın. Böyle yerleştirdim. Tahta kalemle etrafını çizip keseceğim şöyle. Ölçünüz bu şekilde olabilir. Daha iri, daha küçük de yapabilirsiniz böyle. Ben masanın üzerine alayım, öyle çizeyim, döneceğim. Evet, şimdi kesimini yapacağım. Bir tanesini kestim, bir tanesini de sizinle birlikte böyle bu şekilde kalemle çizdiğim yerden kesiyorum. Evet, tamamdır. Gözlerimizi bu şekilde keselim. Şöyle göz yerleştireceğim yere, bakın. Şöyle. Biraz yukarıda da yapabilirsiniz. Şöyle şekline bakın. Bir tık yukarıda. Tam ortadan. Bir tık yukarıda buraya. Şöyle yerleştireceğim. Burayı deliyorum. Şunu da aynı şekilde. Ortadan bir tık yukarıya. Şöyle makas yardımıyla biraz açabiliriz. Çünkü gözünü yerleştireceğiz. Evet, şöyle yerini ayarlayalım ya da ilk önce şöyle dediğim gibi gözünü buna yerleştireyim. Şöyle. Evet, biraz daha derin büyütüp şöyle hafiften. Tamamdır. Evet. Diğerini aynı şekilde yerleştireceğim.
Evet, nereye yapacağız? Gözünü nereye sabitleyeceğiz? Şöyle neresi düzgün? Yukarıdan sayıyorum arkadaşlar, tepeden. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. sıra. Şöyle. Şuraya yerleştirmek istiyorum bakın. 18 ve 19. sık iğne arasına şöyle arkasını sabitleyeyim. Tamamdır. Arada 13 sık iğne bırakacağım. Şöyle. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. yuvaya da ikinci gözümü yerleştireceğim. Siz bakarsınız arkadaşlar. Ben de şunu ayarlayayım. Döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi gözlerini yerleştirdim. Elimde kumaş yapıştırıcı var. Şöyle kürdan yardımıyla biraz alıyorum. Şöyle. Biraz alıp şöyle şuraya sürüyorum yapıştırmak için. Bu tarafa da aynı şekilde. Evet, şöyle bastırıyorum ki iyice yapışsın. Evet, bunu yapıştırdım. Şimdi sizinle birlikte de bunu yapıştırdım. Bu şekilde kumaş yapıştırıcı kullanarak sabitleyebilirsiniz beyaz kısımları. Evet, biraz donsun. Sonra döneceğim. Evet, gözlerimizi tamamladık. Sonra işlemesini yapacağız. İşaretleyicim burada hala duruyor. Şimdi onu alıyorum, buraya yerleştiriyorum. 10 tane öreceğim, bir tane eksiltme yapacağım. 10 tane sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğneden sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin ön telini aldım. Bir sonrakinde ön telini alıp ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Evet, kafanın şeklini alması için eksiltmeye başlıyoruz. 10 tane öreceğiz, bir tane eksilteceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, 10 ör, 1 eksilt. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 10 ördüm, 1 eksilttim. İşaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Şimdi 9 tane öreceğiz, 1 eksilteceğiz. Artırırken yaptığımız mantığın aynısını eksiltirken de yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ör, bir tane eksilt. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 9 ör, bir eksilt. Sıramı tamamladım. En son eksiltmemi yaptım. İşaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. 8 tane öreceğim, bir tane eksiltme yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
8 tane ördüm, bir tane eksiltme yapıyorum. Sekiz ör, bir eksilt. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki sırada 7 ör, bir eksilt. 6 ör, bir eksilt. Böyle devam edeceğiz. En son 3 ör, bir eksilt sırasına kadar yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 ör, bir eksilt sırasına kadar geldim. Video çok uzun sürdü arkadaşlar. Böyle yüklemesi çok zor olacak. O yüzden bugün yetişmez. İki video olarak paylaşacağım geri şimdi, yani şimdiye kadar olanı bir video. Bundan sonra da yani yüzünü yapacağız. Yarınki videoda yüzünü işleyeceğiz. Şapkasını öreceğiz, saç yapacağız ve kafasını ve kollarını, dikimini de dediğim gibi yarınki videoda anlatacağım. Bitiremediğim için kusuruma bakmayın. İki video oldu, sorun olmaz. Takipte kalın arkadaşlar. Yarın inşallah tamamının yapımını, yani ikinci videoyu paylaşacağım. Sizi çok seviyorum. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız, yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. Beğeni, yorum benim için çok önemli arkadaşlar. Bunları unutmayın. Şöyle hatta size göstereyim. Şöyle depremzede çocuklar için biz böyle muyu bebek yapıyoruz kursta. Kadem işbirliğiyle. Şöyle yüzünde buna benzer şekilde yapacağım inşallah. Bunu da ben ördüm. Evet, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.